Umut Güner değerli izleyenler, Satırbaşı özel programıyla karşınızdayız. Satırbaşında sıcak gündemi değerlendirmek üzere AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Mezunoğlu'nu ağırlıyoruz efendim. Gündemin sıcak başlıkları hakkındaki yorumlarını alacağız diyelim. Öncelikle yanımıza hoş geldiniz diyerek başlayalım efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi gündemin sıcak başlıkları arasında aslında ilk etapta ABD'nin Suriye'yi aslında vurması meselesi var. Bunun devamında aslında iç politikaya geleceğim ve oradaki ekonomik durumu sizden almaya çalışacağım. Ve son başlığımda şu olacak ki AK Parti'nin olağan büyük kongresi olacak efendim. Şimdi güne sıcak bir başlıkla başladık. ABD'den gelen aslında mesajlar ve bu noktada Suriye'ye yapılan operasyon noktası var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii şimdi dün akşam veya bugün sabaha karşı ABD'nin füze ile Suriye'yi belirli noktalarını vurması esasında olayın günlük boyutu, ama son 7 yıla baktığımızda işin özü itibariyle Suriye'de yüz binlerle ifade edilen insan, kadın, genç, çocuk katledildi. Milyonla ifade edilen, 10 milyona yaklaşan insan evinden, barkından, köyünden, mahallesinden, ülkesinden koparıldı. Esasında burada bakıldığı zaman insanlık suçunun her boyutu var. Amerika Birleşik Devletleri adına da var. Rusya boyutu adına da var. Birleşmiş Milletler adına da var. Ve Esed rejimi adına da var. Ve en sonunda işte biyolojik, kimyasal bir insan katliamı yine oldu. Ve buna insani bir boyutla işte füze saldırısını dün akşam ABD gerçekleştirdi veya müttefikleriyle birlikte. Esasında yani kimyasal veya biyolojik silah kullanan bir yönetim anlayışına bu müdahale doğru, ama 7 yıldır buradaki sürecin bu şekilde devam etmesini, yüz binlerin katledildiği, milyonların evinden barkından edildiği bir sürecin de masaya yatırılması bence işin temel boyutu olması gerekir. Hı hı. Süreç bundan sonra korkarım yine aynı reflekslerle devam edecek. Yine cezalandırdık. Yarın bir başka boyutuyla Rusya cevap verecek. Ertesi gün rejim bir başka boyutuyla bir başka harekete girecek. Ama bir bakacağız ki bir yıl sonra geldiğimiz nokta yine ilave insanlık suçlarının işlendiği bir coğrafyanın komşuluğunu yapıyor veya şahitliğini yapıyor noktasında olmaktan da açıkçası rahatsız oluyor insan veya bu şekildeki bir Birleşmiş Milletler veya gelişmiş dünya güç odakları, Rusya ve Amerika'nın insanlığı kendi hesapları uğruna bu kadar insanlık değerlerini yok etmelerinde kabul etmek çok mümkün değil. Aslında diyorsunuz ki bu operasyon evet dün bugün bu noktada yankı buldu, ama bir öncesine ve evvelesine bakmak lazım. Bütününe baktığımızda şimdi bir ağaca baktığımızda bu ağacın ortadan kaldırılması veya cezalandırılması evet. Daha meşru, ama bütününe baktığımızda burada bu bütünde Amerika hangi rolü üstlendi ki yüz binler öldürüldü? Rusya hangi pozisyonda durdu ki milyonlar evinden barkından oldu ve buradaki bu iki güç odağının hesabı kitabı ne ki bu kadar insanın ölümüne, bu kadar çocuğun katledilmesine, insanın katledilmesine, kadınların, masumların katledilmesine veya eşsiz, annesiz, babasız veya evsiz, barsız kalmasına zemin oluyor. Ve esasında suçluyu görmek lazım. Yani burada suçlu medeniyim diyen dünya ve medeniyet, insan hakları diyenini ön planda tutması gereken Birleşmiş Milletler ne yazık ki bu anlamda üzerine düşeni yerine getirmiyor. Bu noktada evet, tabloya geniş bakmamız gerektiğini söylüyorsunuz. Yoksa dün akşamki boyut, yani katil Esed'in kendi vatandaşlarını bu anlamda, hele hele biyolojik masum insanları, biyolojik kimyasal silahlarla çoluk çocuk, yaşlı, hasta demeden katlediyor olmasının hoş görülebilecek, masum görülecek hiçbir boyutu yok. Mutlaka cezalandırılmalı. Ama bu ceza Suriye genelinde hangi problemi çözecek derseniz,
korkarım ki son 7 yılda şahit olduklarımız hiçbir problemi çözmedi. Yeni, çünkü burada iki devletin, Rusya ve Amerika Birleşik Milletleri'nin duruşu, Birleşik Devletleri'nin ve Birleşmiş Milletleri'nin duruşu sorunu çözmekten yana değil. Bilek güreşini, kim kazanacak kavgasını devam etti. Evet, uluslararası boyutun aslında mesaj verdiği noktası da söyleniyor bu durumda. Evet, ABD'nin verdiği mesajlar, bölgeye olan o dokunuşları, evet, kimyasal silah depolarına olan aslında bir durdurma hareketi olduğunu da açıkladılar bu noktada. Üç başlık altında detaylarda bu var ve geniş anlamdaki büyük çerçeveden bakmak lazım diyorsunuz bölgeye. Evet. Bu da önemli büyük bir mesaj. Büyük çerçeveye baktığın zaman Suriye'nin gelecek yapılanmasını iki güç planlamak, evet, iki bölgeyi planlamak. Bölgeyi planlarken Türkiye'yi riske atmak. Bu anlamda Türkiye bu bölge planlanırken kendisini riske atacak bir hadiseye müsaade edemez. Ve bu anlamda işte Yeşil Zeytin Dalı Harekatı, Afrin Harekatı ve bölgede benim huzurumu, güvenimi, güvenliğimi bozacak hiçbir şeye müsaade etmem tavrı da tabii ki ülke olarak yapmamız gereken bir tavırdı. Onu da gereğini yaptık. Bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. Yapmaya devam edeceğiz diyorsunuz efendim. Diğer başlığıma geçersem, şimdi ekonomideki dalgalanmalar noktası. Biz de bu hafta içerisinde çok çok konuştuk aslında piyasa uzmanlarımızla beraber. Doların ve euronun oynaması, bunun devamında aslında parametrelerin değişmesi noktası var ve gelen açıklamalarla beraber kalkınma paketleri noktasında ekonomiye can suyu verileceği mesajları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii son 2 yıla baktığımızda biraz hep olağanüstülüklerle giden, hatta son 3-4 yıldır Türkiye olağanüstülüklerle giden 2015, işte iki seçim, 2015'in ikinci diliminde Güneydoğu'da işte Çukur terör örgütünün hareketi ve Türkiye'nin Ankara'ya, İstanbul'a, Bursa'ya, belirli merkezlere terörü taşıma anlayışı, sonra Rusya'nın uçak krizi, peşinden gelen 15 Temmuz darbe girişimi. Esasında bu 3-4 temel başlığa baktığımızda bu kadar kısa sürede bu kadar olağanüstü üst aklın uluslararası organizasyonların da içinde olduğu olağanüstülükleri Türkiye dışında, bu büyük Türk milleti dışında hiçbir ülke bu kadar güçlü karşılayamaz. Ve bunu karşıladıktan sonra da yoluna yine hedeflerinden sapmadan devam edemezdi. Ama Türkiye bir bunları yine büyük bir sağduyu, metanet, cesaret, yani asalet, bu milletin 15 Temmuz gecesine söylenebilecek bütün sıfatlar söylenebilir. Orada bu milletin asaleti var, cesareti var, feraseti var, canı pahasına kaderine geleceğine sahip çıkma anlayışı var ve 250 şehidimiz var. Allah onların mekanı cennet eylesin. Bütün bu sorunların üstesinden çıkan bir Türkiye. Bu büyük bir millet. Bu büyük bir devlet. Bütün bunları çıkan tabii ki ekonomide de, yatırımda da, özgüvende de kazanımlarıyla birlikte zorlukları da oluştu. Bu kazanımlarının yanında bu zorlukları ve özellikle döviz üzerinden ekonomik bazı stratejik yaptırımlar üzerinden Türkiye'nin ekonomisi arzu ettiği büyümeyi yakalasak bile katma değeri ve istikrarı, ekonomideki istikrarı zaman zaman sendeleyerek götürüyor. Özellikle petrol fiyatlarının 70 dolarların üzerine çıkması, dövizle ilgili yapılan işte kredi derecelendirme kuruluşlarının stratejik kararları Türkiye'yi güvenli bir ülke imajını zedeleyecek arka plan kararlarla belirli zorlamaları karşımıza çıkarıyor. Ama bütün bu zorlukları aşan bu ülke 80 milyonuyla, hele hele genç nüfusuyla bu süreci de suhuletle aşacak ve büyüyen bir ekonomisiyle, istihdam oluşturan bir ekonomisiyle ve katma değeri artan bir ekonomiyle önümüzdeki yılları yine sağlıklı bir şekilde planlayacaktır. Benim o anlamda
Tabii ki zor bir dönemi geçiriyoruz. Sağduyuyu kaybetmememiz lazım. Geleceğe umudu kaybetmememiz lazım. İstikrarın güçlü olarak devam etmesini başarmamız lazım. Ve ne pahasına olursa olsun daha çok üretim, daha çok üretim, daha çok üretim. Ha, mümkün olduğu kadar da tasarruf yapabiliyorsak tasarruf yapacağımız dönemi de. Bir de gündelik bu hareketlere de çok teslim olmamak lazım. Hı hı. Bu noktada aslında gündelik hareketler oldu. Tabii tabii, yani bu işin baktığında son derece arka planı olan gündelik hadiseler. Bunları aşabilecek sağduyumuz var, feraseti de var bu milletin. Evet, özel röportajımızın aslında son başlığı da AK Parti'nin olan büyük kongresi. Şimdi öne çekilmesiyle beraber akıllara gelen ilk soru şu oldu. Gündemde de aslında konuşuluyor. AK Parti büyük kongresinin öne çekilmesiyle beraber bir erken seçim mesajını algılayabilir miyiz sorusu doğuyor efendim. Neler söylersiniz? Şimdi burada bir defa sayın başta Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanı'nın temel felsefesi ne? AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanı temel felsefesi bu ülkede her şey vaktinde, gününde yapılmalı. Bunu kurulduğumuz günden beri dünya kadar ispatı var. Bir tane olağanüstülüğünü gösterilebilir. O da işte 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün seçilme sürecini bir anayasal bir kararla 374 olmadan meclis toplanamaz gibi bir darbeyle milletin kaderiyle oynanmak istendi. O zaman millet AK Parti dedi ki milletin kaderiyle biz oynatmayız. Milletin seçimlerini erken alırız dedi. Ve o nedenle seçimleri erken aldı. Şu anda öyle bir olağanüstülük söz konusu değil. AK Parti'nin olağan kongrelerini inşallah işte 7-6 veya 6 Mayıs'ta İstanbul Kongresi ile bitirmiş olacak. Ondan sonra Büyük Kongre tarihini normalde bizim Ekim ayında ama 2019'un yılbaşı itibariyle de çok hareketli bir yerel seçim sürecine gireceğiz. Şimdi bizim bir an önce kendi parti sorunlarımızı veya işlemlerimizi tamamlamamız lazım. İl kongrelerinin bittiğine göre genel kongremizi de bir an önce yapmalıyız ve önümüzde yıl sonuna kadarki süreci temiz, dinamik, hareket edebilecek bir noktaya taşımamız gerekiyor. Dolayısıyla bu süreci ya Ekim'de, Kasım'da kongre var değil, kongremizi de bitirdik Haziran'da, Temmuz başında. Kongremizi de bitirdik. Önümüzde 7-8 aylık veya 6-7 aylık bir temiz süreç var. Ve biz burada ekonominin zorlukları var, ülkenin etrafındaki coğrafyamızın zorlukları var. Partinin kendi sorunlarını, bürokratik olması gereken sorunları arkada bıraktık. İşimize bakıyoruz gibi kucağımızı temizleme hareketi olarak görmekte yarar var. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi aslında seçimler zamanında ve tarihine yapılacak. Yani söylemi devam edecek. Partinin temel felsefesi budur. Olağanüstülük olmadığı sürece her şey bu ülkede gününde zamanında yapılmıştır ve yapılmalıdır. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Özel röportaj tüm için. Tüm izleyicilerimize sağlıklı gelecekler diliyorum. Çok sağ olun efendim. İyi hafta sonları diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Satırbaşı özeli ve özel röportajımızı sonlandırıyoruz efendim. Hoşçakalın.